Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz uzun bir süredir Acun'un reklamları dönüyor ve Renault 3 Pro'nun kamerasına hayranlarını dile getiriyor. Biz de Renault 3 Pro'nun gerçekten böyle muazzam bir performansı var mı yok mu bunu bir görelim istedik ve Renault 3 Pro ile bir video çekelim istedik. Şu anda bu videoyu ben Renault 3 Pro'nun ön kamerasıyla çekiyorum. Ayrıyeten ses de Renault 3 Pro'nun ön kamerasıyla kaydediliyor. Dolayısıyla herhangi bir ek mikrofon yok. Herhangi bir ek ışık yok. Yani şu anda hatta gece şartlarında bir çekim yapıyorum ki yani gece performansını da görün istedim ön kamerayla. Birazdan sizinle gece çektiğim fotoğrafları paylaşacağım. Gece çektiğim videoları paylaşacağım ve böylece telefonun gece çekim modunu görmüş olacaksınız. Bunun dışında gün ışığında çektiğim yani gündüz normal çektiğim fotoğrafları da sizlerle paylaşacağım. Ayrıyetten ana kamerayla çektiğim hem sabah hem akşam videolarını göstereceğim sizlere. Ve böylece Renault 3 Pro'nun kamerası hakkında daha fazla bilgiye sahip olacaksınız diyebiliriz. Şimdi sözü fazla uzatmadan sizleri Renault 3 Pro'nun fotoğraf ve video performansıyla baş başa bırakıyorum. Evet, şu anda Renault 3 Pro'nun ana kamerasıyla bir çekim yapıyorum arkadaşlar ve gece modundayız. Yani gece modunda derken saat 9 civarı şu anda, yani 21.00 ve bulunduğum ortamda da hani çok fazla bir ışık desteği yok. Zaten az önce gördüğünüz fotoğraflar da bu ortamda çekildi. Düşük ışıkta saat 9 civarında çekilen fotoğraflardı. Dolayısıyla fotoğraflarda etrafı bayağı bir aydınlatıyor kamera. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu da size hemen belirtmek istiyorum. Hareketli bir obje çektiğinizde dalgalanmalar olabiliyor fotoğraflarda. Örneğin bir tane hani salıncakta sallanan çocuklarla bir fotoğraf vardı. Bu fotoğrafta gördüğünüz üzere biraz böyle dalgalanmalar vardı. Yani tam net değildi fotoğraflar. Bunu da sizlere belirtmiş olayım. Yani hareketsiz bir şey çekecekseniz eğer çok fazla bir sıkıntı olmuyor gece modunda. Lakin gece modunda hareketli bir obje çektiğiniz zaman biraz dalgalı çıkabiliyor. Hatta şu kediyi çekip size göstereceğim hareketli bir şekilde. Yani gece fotoğraf modunun bu şekilde, video modunun da bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şu anda Renault 3 Pro'nun ana kamerasındayız. Saat 5 civarı, yani gündüz ışığındayız diyebilirim. Gördüğünüz gibi ana kamerayla yapacağınız çekimlerdeki görüntü kalitesi genel itibariyle bu şekilde oluyor. Çekim anında zoom yapabiliyorsunuz. İsterseniz hemen şöyle gösterelim. Geniş açıya girebiliyorsunuz. ...20x'e kadar zoom yapabiliyorsunuz.
Evet. Genel itibariyle gündüz yapacağımız çekimlerde de görüntü kalitesinin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Evet, videonun girişini gece yapmıştık, çıkışını ise gündüz ışığında yapıyoruz. Bu videoda arkadaşlar sizlere Renault 3 Pro'nun kamera performansını göstermeye çalıştık aslında. Ve videoda hiçbir profesyonel araç ve gereç kullanmadık. Yani videodaki ses ve görüntü baştan sona tamamen Oppo Renault 3 Pro ile çekildi. Dolayısıyla bu telefonun kamera performansının bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Hali hazırda günümüzde yani Türkiye pazarında bu telefon 6000-6500 seviyesinde satılmakta ve bu fiyata bu telefon, yani sonuçta orta segment bir cihaz, değer mi değmez mi gibi kafanızda soru işaretleri olabilir. Malum Acun'un reklamlarında da kamera tarafına odaklanılmıştı. Peki bu kamera performansı gerçekten üst düzeyde mi? Biz bu videoda aslında size bunu göstermeye çalıştık ve Oppo Reno 3 Pro'nun kamera performansını sizlerle paylaştık diyebilirim. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.